Ledün Risalesi. Yazan İmam Gazali Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mukaddime. Hamd, has kullarının kalplerini velayet nuruyla süsleyen, güzel inayetiyle onların ruhlarını terbiye eden, irfan sahibi alimlere dirayet anahtarlarıyla tevhid kapısını açan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Hak yolun davetçisi, ilahi ahkamın bekçisi, ümmetine hidayeti gösteren, bütün Resullerin Efendisi, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabı üzerine olsun. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki, dostlarımdan biri bana ledün ilmini inkar eden bir bilginden bahsetti. Bu ilim ki, güzide mutasavvıflar ona itimat ederler ve bu ilmi diğer ilimlerden daha üstün görürler. Bu ilmin peyderpey öğrenilmiş, çalışarak elde edilmiş kesbi ilimlerden daha güvenilir, daha sağlam ve kuvvetli olduğunu söylerler. Bu bilgin şöyle diyormuş: mutasavvıfların ledün ilmini bir türlü anlayamıyorum. Dünyada bir tek kişinin dahi çalışma ve öğrenme olmaksızın, düşünce ve kalbi idrakiyle hakiki ilimden bahsedebileceğini zannetmiyorum. Dostuma dedim ki, bu adam ilim tahsilinin yollarını anlamamış, insan ruhunun mahiyetini, vasıflarını, galbi işaretleri ve melekuti ilimleri nasıl anladığını idrak etmemiştir. Dostum da bana dedi ki, evet bu adam, ilim yalnız fıkı, tefsir ve kelamdan ibarettir. Bunların ötesinde başka bir ilim yoktur. Bu ilimler de çalışıp öğrenmeden dinde derinleşme olmaksızın elde edilemez diyor dedi. Ona dedim ki, peki öyleyse tefsir ilmi nasıl öğrenilecektir? Kur'an-ı Kerim her şeyi kuşatan derin bir okyanustur. Onun bütün manaları ve tefsirinin hakikatleri halk arasında şöhret bulmuş, kitaplarda yazılı değildir. Bilakis tefsir ilmi bu iddia sahibinin bildiklerinden başkadır. Dostum dedi ki, bu adam halk arasında meşhur olmuş, Kuşeyri, Salebi ve Maverdi'ye ait tefsir kitaplarının haricindeki tefsirlere kıymet vermiyor. Dedim ki, bu adam hakikat yolundan uzaklaşmıştır. Nitekim Sülemi tefsirinde, diğer tefsir kitaplarında zikredilmemiş olan, muhakkiklerin sözlerinden daha tahkike dayalı olanlarını toplamıştır. Bana öyle geliyor ki ilmi, yalnız fıkı, kelam ve tefsirden ibaret sayan bu adam, ilimlerin kısımlarını, tafsilatını, mertebelerini, hakikatlerini, zahir ve batınlarını bilmiyor. Cahilin bilmediği bir şeyi inkar etmesi adettendir. Bu iddia sahibi hakikat şarabını tatmamış, ledün ilmini alamamış ki kabul etsin. Ben zaten onun bilmediği bir şeyi taklit ve tahminle kabul etmesine razı olmam. Ben sizin ilimlerin mertebelerini bütün yönleriyle anlatmanızı, ledün ilminin hakikatini ortaya koymanızı, bu ilmi etraflıca açıklayıp ispat etmenizi istiyorum. Ben de anlatmasını talep ettiğiniz bu ilmin izahı hakikaten güçtür. Fakat aleti ruhiyemin müsaade ettiği, vaktimin el verdiği ve gücümün yettiği kadar bir başlangıç yapabilirim. Lafı uzatmak istemem çünkü sözün iyisi az ve öz olup çok şeye delalet edendir dedim. Aziz ve celil olan Allah'tan tevfik ve inayet dileyerek kıymetli dostumun bu arzusunu yerine getirdim. İlmin üstünlüğü. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim, nefs-i natıkanın, insan ruhu eşyanın hakikatlerini niteliğiyle, niceliğiyle, cevheriyle ve zatıyla tasavvur etmesidir. Bu, o şeyin müfret olmasından göredir. Alim eşyanın hakikatlerini kapsamlı bir şekilde kavrayan, idrak eden kimsedir. Malum bilgisi akla nakşedilen şeyin kendisidir. İlmin değeri
malumunun değeri kadardır. Alimin mertebesi de ilminin derecesine göredir. Şüphesiz en değerli, en yüce, en faydalı bilgi, sani, yani yaratıcı ve mübdi, yani yoktan var eden olan Allah'ın bilgisidir. Allah'ı bilmeye tevhid ilmi, marifetullah denir. Bu ilmin tahsili bütün akıl sahipleri için zaruri olup, Peygamber Efendimiz, ilim tahsili kadın erkek her Müslümana farzdır buyurmuştur. Ayrıca bu ilmi elde etmek için yolculuğu dahi emretmiş ve ilim Çin'de bile olsan gidip öğreniniz buyurmuştur. Tevhid ilmiyle donanımlı olan kimse, ilimlerin en faziletlisi olduğu için Allahu Teala onları Kur'an-ı Kerim'de en üstün mertebede zikretmiş ve ondan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri şahitlik ettiler buyurmuştur. Âl-i İmrân Suresi 18. Tevhid ilmi alimleri, enbiya ve onların varisi olan ulemadır. Bu ilim, özü ve mahiyeti itibariyle değerli, mükemmel olup, diğer ilimlere olumsuz ve dışlayıcı bir nazarla bakmaz. Astronomi, astroloji ve benzeri ilimler, fizik, kimya, tevhid ilminin tahsili için bir ön hazırlık evveliyat hükmündedir. Bu ön bilgiler olmaksızın tevhid ilmi tahsil edilemez. Yeri gelince zikredeceğimiz gibi, tevhid ilminden başka ilimler de doğar. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim, içeriği göz önüne alınmaksızın, özü itibariyle bizzat değerlidir, hatta sihir ilmi bile batıl olmasına rağmen bizatihi değerlidir. Bu konuyu şu şekilde izah etmek mümkündür. İlim cehaletin zıddı olup, cehalet zulmetin gereklerindendir. Zulmetse, sükûne, yani atalet ve durgunluğa ait bir şeydir. Sükûn de ademiyete, yokluk yakındır. Yokluk da delalet ve batılın bulunduğu yerdir. Cehalet, Adem ilmi ise vücut, varlık hükmünde olduğundan vücut Adem'den üstündür. Hidayet, hak ve nur, varlık zincirinin birer halkası olduğuna göre varlık yokluktan, İlim de cehaletten üstün olmuş olur. Çünkü cehalet körlük ve karanlık, ilim basiret ve nur gibidir. Nitekim Allahu Teala, körle gören, karanlıklarla aydınlık nur bir değildir. Fatır Suresi 19-20 Ayet-i Kerimesinin sırrını de ki, hiç bilmeyenlerle bilenler bir olur mu? Zümer Suresi 9 şeklinde açıklamıştır. İlim cehaletten üstün olduğuna göre cehalet cismin, ilim ruhun vasıflarından olmuş oluyor. Öyleyse ruh cisimden üstündür. Diğer bölümlerde sayacağımız gibi ilmin birçok kısmı vardır. Alimin de ilimlerin tahsilinde takip edeceği değişik yollar vardır ki bunları da ileride zikredeceğim. Ey kardeşim, ilmin üstünlüğünü açıkladıktan sonra senin ilimlerin mahalli, karargahı ve korunduğu levha olan insan ruhunu bilmen gerekiyor. Zira cisim, ilim için bir mahal değildir. Çünkü cisimler sınırlı olup, yazı ve nakışların dahi az bir kısmını taşıyabilir. Ruhsa, bütün ilimleri hiçbir engel tanımaksızın, kolay bir şekilde koruma ve taşıyabilme kabiliyetine sahiptir. Şimdi ruhu kısaca açıklamaya çalışacağız. Nefis ve insan ruhu. Ey kardeşim, bilmiş ol ki Allahu Teala insanı iki muhtelif şeyden yaratmıştır. Birincisi cisimlerdir ki bu zulmani kesif, katı, donuk, yoğunluğu bulunmayan, sonradan meydana gelen ve bozulmayla yüz yüze olan, organik ve kimyasal bileşenlerden oluşan ve de varlığının devamını harici faktörler olmaksızın sağlayamayan mükerreb bir yapıdır. Diğeri ise münir, yani aydın, idrak eden, fail, muharrik, yani hareket ettiren, müessir,
cisim ve organları tamamlayan müfret yani tekil bir cevher olan ruhtur. Allah-u Teala cesedi besin mandelerinden meydana getirdi ve kanın molekülleriyle büyüttü. Bu binanın temelini kurdu, direklerini dikti, etrafını sınırladı ve kendi emrinden mükemmel ruh cevherini orada ortaya çıkardı. Bu ruhla gıda ihtiyaç duyan, şehveti ve gazabı harekete geçiren, kalpte bulunan ve vücudun bütün azalarına duygu ve hareket dağıtarak hayatın devamını sağlayan kuvveti kastetmiyorum. Çünkü vasıflarını saydığım bu ruha hayvani ruh denir ki, his, hareket, şehvet ve gazap kuvvetleri onun askerlerindendir. Gıda isteyen, tasarrufa sahip, karaciğerde bulunan kuvvete ise tabi ruh denir. Sindirim ve boşaltım bunun emrindedir. Şekillendirme, üreme, büyüme, gelişme ve tabi kuvvetlerin hepsi bedenin hizmetindedirler. Beden de hayvani ruhun hizmetindedir çünkü beden, kuvvetini hayvani ruhtan almakta, onun hareket vermesiyle iş görmektedir. Ben tek başına ruh kelimesini kullandığım zaman düşünme, hatırlama, hıfız, tefekkür, temyiz özelliği bulunan, kalbi ve akli idrake sahip, ilimleri kolayca öğrenen, soyut tasavvurları kavrama kabiliyeti olan mükemmel cevheri kastediyorum. Bu cevher diğer ruhların ve kuvvetlerin kumandanı olup, gerek hayvani ruh, gerekse tabi ruh ve beden onun emrindedir. Nefs-i natıka da denen bu cevherin her meslek erbabına göre bir ismi vardır. Hükema filozoflar bu cevheri nefs-i natıka, Kur'an nefs-i mutmainne ve ilahi emirle oluşan ruh, mutasavvıflar kalp diye isimlendirmektedirler. İhtilaf isimlerdedir. Mana tek olup onda hiçbir ayrılık yoktur. Nefs-i natıka canlı, faal, idrak eden bir cevherdir. Biz ne zaman yalın halde ruh veya kalp kelimesini kullanırsak onunla bu cevheri kastederiz. Mutasavvıflar hayvani ruhu nefis olarak telakki ederler. Nefis kelimesi şeriatte de bu manada kullanılmıştır. Peygamberimiz, en azgın düşmanın nefsindir buyurmuş, bunu iki yanın arasındaki nefsindir sözüyle pekiştirmiş ve açıklamıştır. O bu kelimeyle şefani ve gazabi kuvvetleri işaret etmiş ve bunların kalpten doğduğunu ifade etmiştir. Ey kardeşim! İsimler arasındaki farkları anladıktan sonra bilmiş ol ki, ehli hakik bu ruh cevherini muhtelif ibarelerle tarif etmektedirler ve bu meydanda farklı görüşler sergilemektedir. İlmi cedelle meşhur olan kelamcılar ruhu cisim olarak addederler ve o bu kesif cisme nazaran daha latif bir cisimdir derler. Ruhla cisim arasında letafet ve kesafet farkı görürler. Bazıları ruhu araz sayar. Bazı tabipler bu görüşü benimser. Bazıları da ruhu kan zannederler. Bu şahıslar dar görüşleri ve kusurlu nazarlarıyla elde ettikleri bilgilerle kanaat edip diğer ihtimalleri araştırmadı. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki ruh, cisim, araz ve cevher olmak üzere üç kısımdır. Hayvani ruh, latif bir cisimdir. O, kalp fanusuna konmuş yanmakta olan bir lamban gibidir. Kalp deyince, göğsün içinde muallak, askıda boşlukta bir vaziyette duran konik, sanaviri üçgen şekli kastediyorum. Hayat, bu lambanın ışığı, kan yağı, his ve hareket nuru, şehvet harareti, gazap dumanı, gıdaya ihtiyaç duyan ve karaciğerde bulunan kuvvet, onun hizmetçisi, bekçisi ve vekilidir. Bütün canlılarda hayvani ruh mevcuttur. Şunu da ilave edeyim ki, insanın kendisi cisim olup, eserleri fiil, hareket, hal ve sıfatları arazdır. Hayvani ruh, ilimleri kavramaya güç yetiremez. Bu ruh, her şeyi en güzel ve sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ı ve onları nasıl yarattığını idrak edemez. O,
varlığı bedenin varlığına bağlı olan bir hizmetçidir ki bedenin ölmesiyle birlikte ölür. Kandaki mandelerin oranı arttığı takdirde hareketin yükselmesiyle bu oran eksildiği takdirde ise soğuğun artmasıyla bu lamba söner. Lambanın sönmesi bedenin ölmesi demektir. Araz tek başına var olmayıp ancak bir cevherle birlikte varlığını devam ettiren şeydir. İnsan ve varlıklara ait bütün sıfatlar arazdır. Renk, hastalık, sıhhat, soğukluk, sıcaklık, kuruluk, yaşlılık, hareket, sükunet gibi. Yüce Allah'ın hitam ettiği ve mükellef saydığı bu ruh değildir. Çünkü karada ve denizde yaşayan bütün hayvanlar bu ruhu taşırlar. Onlar mükellef olmadıkları gibi dini emirlere muhatap da değillerdir. İnsanın mükellef ve ilahi hitaba muhatap oluşu kendine özgü, fazladan bulunan başka bir şeyden dolayıdır ki bu da nefs-i natıkadır. Bu nefs-i natıka şu ayetlerde zikredilmektedir. De ki ruh Rabbimin emrindedir. İsra Suresi 85. Ey nefs-i mutmainne! Rabbini razı edecek bir halde ve sen de Rabbinden razı olacak bir vaziyette ona dön. Fecr Suresi 27-28. Yüce Allah'ın emrinden dediği bu ruh, cisim veya araz olamaz. O aklı evvel, lev, kalem kavramları gibi duyu organlarıyla hissedilmeyen, ancak akılla kavranabilecek bir cevher, bir ziyadır. Bize göre ruh, cevherlere ait vasıfları kabul edip bozulmayan, dağılmayan, ölmeyen, bilakis şeriatın bildirdiği gibi bedenden ayrılan ve kıyamet günü ona dönmeyi bekleyen bir şeydir. Felsefi ilimlerdeki kesin deliller ve açık ispatlarla doğrulanmıştır ki nefs-i natıka, cisim ve araz olmayıp tam aksine sabit, daimi ve bozulmayan bir cevherdir. Biz zikredilen delil ve ispatları yeterli gördüğümüz için başkaca tekrara gerek görmüyoruz. Bu konuda geniş kapsamlı bilgi edinmek isteyenler ilgili kitaplara başvurabilir. Biz usulümüzde sadece akli burhanlarla yetinmiyor, meselelere imani bir gözle bakıyor, açık seçik hakikatlere dayanıyoruz. Allah-u Teala ruhu bazen emrine, bazen de zatına izafe ederek şöyle buyurmuştur. Ona kendi ruhumdan üfledim. Hicr Suresi 29. De ki ruh Rabbimin emrindedir. İsra Suresi 85. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Tahrim Suresi 12. Allah-u Teala cisim ve araz olup bozulan, zeval bulan, değişen şeyleri zatına nispet etmekten münezzehtir. Peygamber Efendimiz ruh hakkında şöyle buyurmuştur. Ruhlar teçhiz edilip sınıflara ayrılarak sıralanmış askerler gibidir. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarındadır. Araz cevherin yok olmasından sonra varlığını devam ettirmez çünkü o bizatihi kaim değildir. Malum olduğu üzere cisim, mande ve suretle terkibi, bileşimi kabul ettiği gibi tahlili de çözülmeyi de kabul eder. Ayetlerden, hadislerden ve akli burhanlardan anladığımıza göre nefs-i natıka bizatihi canlı ve mükemmel bir cevher olup imanın sağlamlığı veya bozukluğu ondan doğar. Tabii ruh, hayvani ruh ve bütün bedeni kuvvetler onun askerlerindendir. Bu cevher, mevcudatın hakikatini, malumatın suretini onların zahiriyle ve zatıyla meşgul olmaksızın kavrar. Nefs-i natıka şeytan ve melekleri görmeksizin onların mahiyetini nasıl kavruyorsa, aynı şekilde hiçbir insanın görmeksizin insanın hakikatini bilmeye muktedirdir. Şeytan ve melek gibi varlıkların hissi olarak bilinmesinin zorluğuna rağmen nefs-i natıka bunları görmeye ihtiyaç dahi duymadan idrak eder. Mutasavvıflardan bazıları, bedenin gözü olduğu gibi kalbin de gözü vardır. İnsan zahiri şeyleri bedenin gözle,
eşyanın hakikatini ise kalbi gözle görür derler. Peygamber Efendimiz, her kulun kalbinde iki göz vardır ki onlarla gaybı indirak eder. Allah bir kuluna hayır murad ederse o kulun bedenin gözlerle görmediği şeyi görebilmesi için kalbin gözlerini açar buyurmuştur. Nefs-i natıka bedenin ölmesiyle ölmez. Çünkü Allahu Teala onu kendi kapısına çağırmakta ve ona Rabbine dön diye hitap etmektedir. Onun bedenden yüz çevirip ayrılmasıyla tabi ve hayvani kuvvetlerin tesiriyle ortaya çıkan haller atıl bir vaziyet alır, hareket söner. İşte ölüm denilen hadise budur. Bu sebeple mutasavvıflar tabi ve hayvani ruha nazaran nefs-i natıkaya daha çok itimat ederler. Nefs-i natıka, Bari Teala'nın emrinden olduğu için bedende bir yabancı, garip gibidir. Yüzü daima aslına ve döneceği yere doğrudur. Beşeri kirlerle kirlenmediği ve kuvveti olduğu takdirde daha çok ilahi kaynaktan istifade eder. Ey kardeşim! Nefs-i natıkanın bir cevher, bedenin de onun için hazırlanmış bir mekan olduğunu öğrendin. Bedenin araz olduğunu, cevher olmaksızın mevcudiyetini devam ettiremeyeceğini anladın. Yine bilmiş ol ki, cevher bir mahalde sürekli bir şekilde kalmaz. Öyleyse beden ruh için daimi bir mekan değildir. Bilakis onun geçici bir müddet kullandığı bir alet ve merkeptir. Ruh, bedenin cüzlerine bitişik olmadığı gibi, onlardan ayrı da değildir. Belki bedene inişerek onu aktif bir hale getirmiş ve feyizlendirmiştir. Ruhun nurunun zahir olduğu ilk yer dima, beyin olup, burası onun kendisinin gösterdiği ona has bir karargâhtır. Ruh, dimağın ön kısmını bekçi, ortasını vezir ve müdür, arka kısmını hazine ve hazinedar yapmıştır. Bedenin bütün cüzlerini de kendine yaya ve atlı asker kılmıştır. Hayvani ruhu hizmetçi, tabi ruhu vekil yapmış, bedeni merkep, dünyayı meydan, hayatı meta ve mal, hareketi ticaret, ilmi kazanç, ahireti maksat ve dönüş yeri, şeriatı yol ve kaynak, nefsi emmareyi gözcü ve koruyucu, nefsi levvameyi tembihçi, duyuları casus ve kontrolcü, dini zır, aklı üstad, hissi talebe kılmıştır. Bunların hepsinin ötesindeki gözetleyici alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Nefs-i natıka, bu sıfatları ve aletleriyle kesif olan bedene orada kalmak için gelmemiş, ona bitişmemiş, belki ona hafifçe inişerek ifade kazanmış, onun vecini Bari Teala'ya yöneltmiştir. Nefs-i natıkanın belirli bir müddet bedende kalıp, ona anlam vermesi ve fayda sağlaması takdir olunmuştur. O, bu zaman zarfında, bu kısa seferinde sadece ilim tahsiliyle meşgul olur. Çünkü ilim onun ahiretteki ziynetidir. Mal ve evlatlar da bu dünyanın ziynetidir. Kehf Suresi 46. Nitekim mevcut olan her şeyin belirli bir vazifesi vardır. Göz, görülebilecek şeyleri görmekle, kulak sesleri duymakla görevlendirilmiştir. Dil, kelimeleri telaffuz etmeye müsait bir surette yaratılmıştır. Bunun gibi hayvani ruh, şehevi ve gazabi lezzetleri ister. Tabi ruh, yeme ve içmeden hoşlanır. Nefs-i natıka, ömrü boyunca ilimle meşgul olmayı arzular. Bedenden ayrılık vakti gelene kadar ilimle bezenir. Şayet ilmin haricinde bir hal kabul ederse, onu kendisi istediği ve sevdiği için değil, bedenin maslahatı icabı kabul eder. Ey kardeşim! İnsan ruhunun hallerini, bedenin ölümünden sonra varlığını devam ettirdiğini, ilme olan aşkını ve arzusunu öğrendikten sonra artık senin ilmin kısımlarını bilmen gerekiyor. İlmin kısımları.
Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim, şer'i yani dini ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat hakiki alimler nazarında şer'i ilimlerin çoğu akli, akli ilimlerin çoğu da şer'idir. Eşyayı bu şekilde kavramak için nurani bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Nitekim Allahu Teala, Allah bir kimseye nur vermemiş ise artık onun nurdan nasibi yoktur. Nur suresi 40 buyurmuştur. 1. Şer'i ilimler. Şer'i ilimler iki kısma ayrılır. A. Asli ilimler, ilmi usul. B. Fer'i ilimler, ilmi furu. A. Asli ilimler. Bunlar üç kısma ayrılır. 1. Tevhid ilmi. Bu ilim Allahu Teala'nın zatını ve sıfatlarını araştırır. Ayrıca nebilerin suretini, imam ve sahabilerin yaşantılarını inceler. Hayat, ölüm, kıyamet, ölümden sonraki diriliş, haşr ve ru'yetullah gibi akaid meselelerini açıklık getirmeye çalışır. Bu ilimle meşgul olan alimler önce Kur'an-ı Kerim'den ayetlere, sonra sırasıyla hadislere, akli delillere ve kıyasi burhanlara dayanır. Kelamcılar, mutasavvıflar ve benzeri zümreler, adi ve cedeli kıyasın öncüllerini, cevher, araz, delil, nazar, istidlal, hüccet gibi terimleri mantıkçılardan almışlar. Fakat yerli yerinde kullanmamışlardır. Her biri bu kavramlara muhtelif manalar yüklemiş ve hatta cevher kavramı, hükema nazarında farklı, mutasavvıflar ve kelamcılar nezdinde farklı bir şeyi ifade eder hale gelmiştir. Bu risale ile maksadımız, zümrelere göre lafızların manasını araştırmak olmadığından dolayı bu konuyu uzatmayacağım. Tevhid ilmi ve kelamla uğraşan alimlere mütekellimin ismi verilir. Tevhid ilmi, kelami meseleleri de içerdiğinden daha çok kelam ilmi olarak bilinir. 2. Tefsir ilmi. Kur'an-ı Kerim eşyanın, var olan şeylerin en muazzamı, en yücesi, en azizi, en açık olanıdır. Bununla birlikte onda her aklın kavrayamayacağı bir takım müşkül noktalar vardır ki onlara ancak Allahu Teala'nın fehim, ince kavrayış verdiği kimseler anlayabilir. Zira Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurur. Kur'an'ın her ayetinin bir zahiri, bir de batını vardır. Ayrıca her batının da 7 veya 9 batını vardır. Kur'an harflerinden her birinin bir anlamı, her anlamının da işaret ettiği bir şey vardır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimlerle görünen, görünmeyen, büyük, küçük, akli ve hissi mevcudattan haber vererek, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59 buyurmakta ve aklı selim olanlar onun ayetlerini derinlemesine düşünürler ve ibret alırlar. Sa'd suresi 29 diyerek insanları tefekkür ve tezekküre davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi zor bir iş olduğundan hiçbir müfessir tam olarak onun hakkını verememiş, gizli sırrını çözememiştir. Evet, bütün müfessirler gücü yetti, aklı erdi, ilimlere vukufiyeti nispetinde onu izaha çalışmış, fakat hiçbir kamil manada hakikati söyleyememiştir. Tefsir ilmi, asli, fer'i, şer'i ve akli ilimlere kılavuzluk eder. Müfessir, Kur'an'a lügat, istiare, lafızların terkibi, nahiv kaideleri, Arapların örf ve adetleri, ehli hikmetin fiilleri, mutasavvıfların sözleri cihetinden bakmalı ki onun tefsirinin hakikatine yaklaşmış olsun. Müfessir Kur'an'a tek yönden bakmakla yetinir ve bir tek ilme göre açıklama cihetine giderse onun sırrını çözemez. O müfessire ilmi ve imani delilleri ishar etmek gerekir. 3. Hadis ilmi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Acem'in en fasihidir. O,
Allahu Teala tarafından kendisine vahyedilen bir muallim, akıllı ve ulvi ve sufli meselelerin hepsini kavrayan, her sözü hatta her kelimesi esrar okyanuslarını ve rumuz hazinelerini ihata eden bir zattı. Bu sebeple ondan gelen haber ve hadislerin bilinmesi ve ısharı çok mühimdir. Bir kişi nefsini şeriata tabi kılıp edeplendirmeden, şeriatın ölçüleriyle kalbindeki sapkınlıkları zail etmeden, Hazreti Peygamber'in sözlerini hakkıyla kavrayamaz ve kavrayamayacaktır. Eğer bir kişi tefsir ilmi ve hadislerin tevili hakkında konuşmak, sözlerinde isabetli olmak istiyorsa, lügat ilmini tahsil etmeli, nahiv ilminde derinleşmeli, irab yani cümle çözümlemesi sahasında uzman olmalı, sarf ilmine vakıf olmalıdır. Çünkü lügat ilmi, diğer ilimlerin tahsili için bir basamak ve merdiven mesabesinde olup, onu bilmeyen kimse başka ilimleri öğrenemez. Şüphesiz yüksek bir yere çıkmak isteyen kimsenin önce merdiveni kullanması gerekir. Demek ki ilim tahsil etmek isteyen kişinin lugavi kaideleri bilmesi şarttır. Lugat ilminin tahsilinde önce edatlar, sonra mücerret ve mevzit fiiller öğrenilir. Bu ilimle meşgul olanlar Arap şiirini, özellikle de bunlardan cahiliye devrine ait olanları incelemeli. Çünkü bu şiirler, insanın ufkunu genişletmesi ve ruhunu okşamasının yanı sıra, fesahat ve belagat açısından büyük önem arz eder. Bunlara ilaveten nahiv ilminin de öğrenilmesi lazımdır. Çünkü lügat ilmi için nahiv bilgisi, altın ve gümüş için mihenk taşı, felsefe için mantık, şiir için aruz, kumaş için metre, tahıl için ölçek mesabesindedir. Malumdur ki, ölçülemeyen bir şeyin eksik veya fazla olduğu bilinemez. Lügat ilmi hadis ve tefsir ilimlerine giden bir yol, tefsir ve hadis ilimleri de tevhid ilmine varmada birer kılavuz gibidir. İnsanların felaha ermesi, ahiret konusundan kurtuluşu ancak tevhid ilmiyle mümkündür. B. Fer'i ilimler. İlimler ya nazari olur ya da ameli olur ki, asli ilimlere nazari ilimler, fer'i ilimlere de ameli ilimler denir. Fer'i ilimler üç kısma ayrılır. 1. Hakkullah. İnsanın Allahu Teala'ya karşı vazifelerinden yani ibadetlerden bahseden ilimdir. Taharet, salat, zekat, cihat, hac, zikirler, bayram namazları, çeşitli farzlar ve nafileler bu gruba girer. 2. Hakkul İbad. İnsanın insana karşı vazifelerinden, hak ve hukuktan, örf ve adaletlerden bahseden ilimdir. Muamele ve muakede yani sözleşme olmak üzere iki sahada cereyan eder. Alım-satım, ortaklık, barış, borç verip alma, kısas ve diğer cezalar, muamelat, nikah, talak, köle edinme ve azat etme, miras gibi sözleşmeler muakedat kısmına girer. Tahakkuk ve hakkul ibad olarak nitelendirdiğimiz insanın Allah'a ve insanın insana karşı durumundan bahseden ilimlerin bu iki kısmına fıkıh denir. Fıkıh, herkes için gerekli, faydalı bir ilimdir. 3. Hakkun nefs, ahlak ilmi. Ahlak ya kötü huylardır ki bunların terk edilmesi gerekir, yahut iyi huylardır ki bunları elde etmek, ruhları bu güzel huylarla tazyin etmek lazımdır. İyi ve kötü huyların hepsi Allahu Teala'nın kitabında ve Peygamber Efendimizin hadislerinde zikredilmiş olup, iyi ahlak sahibi olan kimselerin cennete gireceği bildirilmiştir. Kıyamet günü bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlaken en güzel olanınızdır. 2. Akli ilimler. Akli ilimlerin öğrenimi güç olup, bunlarda hataya düşmek mümkündür, bunlar da üç aşamada incelenir. 1. Riyazi ve mantıki ilimler birinci aşamayı oluşturur. Riyazi ilimlerden olan hesap ilmi aritmetik sayılarla,
andesi ilmin geometri, şekil ve oranlarla uğraşır. Coğrafya, astronomi ve astroloji ilimleri de riyazi ilimler kategorisine girer. Yıldızların durumunu gözetleyerek mahlukların talihlerine dair hükümler çıkaran nücum ilmi ise sesleri inceleyen musiki ilmi de bunlara dahildir. Mantıki ilimlerse tasavvurla idrak edilebilir eşyanın tarifini ve genel çerçevesini inceler. Deney ve gözlemle elde edilmiş bilgileri burhan ve kıyaslar doğrultusunda araştırır. Mantık ilmi metodolojik olarak önce kavranılan, sonra sırasıyla konu ve yüklemleri, önermeleri, kıyas ve kıyasın bölümlerini tatkik eder ve mantığın gayesi olan sonuca varır. 2. Bu aşamayı tabii ilimler oluşturur. Bu ilimlerle meşgul olanlar, mutlak cismin mahiyetini, alemi oluşturan unsurları, cevher ve arazları, hareket ve sükunu, gök cisimlerinin durumunu, müessir ve müteessir şeyleri inceler. Bundan başka mevcudatın mertebelerini, ruh ve mizacların kısımlarını, duyuların kemiyetini, mahsusatın yani hissedilenlerin nasıl doğru anlaşılabileceğinin keyfiyetini araştırır. Sonra bu ilim hekimlik bilgisini, bedenlere sirayet eden hastalıkları, bu hastalıkların tedavisini ve bu tedaviden gerekli olan ilaçları araştırıp tıp ilmini incelemeye sevk eder. Ayrıca tabi ilimlerin bir kısmını da ulvi eserler ilmi, yani ilmi asar-ı ulviye, madenler ilmi ve eşyanın özelliklerini tanımak oluşturur. Bir de kimya ilmi vardır ki, içinde maraz taşıyan maddeleri ve maddelerin organik dokusundaki boşluğu inceler. 3. Bu aşamadaki ilimler diğerlerine göre üstün bir mevkiye sahiptir. Bu ilimler önce mevcudatı, bunların vacip ve mümkün olarak taksimini, sonra yüce, yaratıcının zatını, sıfatlarını, fiillerini, emirlerini, hükümlerini ve bunların ne şekilde yürüdüğünü, mevcudatın yaratılışını tatkik etmesinin yanı sıra ulvi varlıkları, cevherleri, selim akılları, kamil ruhları, melek ve şeytanları araştırır. Ayrıca nebilerin mucize ve kerametlerini, mukaddes ruhların hallerini, uyku ve uyanıklık durumlarını inceler. Tılsım ve büyü de bu ilimlerin bölümlerindendir. Tabi ilimlerin tafsilatı ve dereceleri pek çok olup uzun izahlara ihtiyaç vardır. Lakin biz burada kısaca temas etmenin yerinde olacağını düşündük. Tasavvuf ilmi. Ey kardeşim, bilmiş ol ki akli ilim mahiyeti itibariyle müfret, yalın olup mürekkep yani bileşik, zahirle batının, bilgiyle amelin, akılla kalbin birleştiği ilim bundan doğar. Mürekkep ilim tasavvuf ilmidir ki bu ilim diğer ilimleri ihtiva eder. Tasavvuf ilmi, mutasavvıfların kullandığı vakit, sema, vecd, şevk, sekir, sav, ispat, maf, fakir, fena, velayet ve irade gibi hallerden ve bu ilmi tahsil eden mürşit ve müritlerin sıfat, makam ve hallerinden bahseder. Biz bu risale ile ilimleri ve kısımlarını özet bir şekilde saymayı murad ettiğimiz için yapılan açıklamaları yeterli görüyoruz. Bu ilimlerden başka bir kitabımıza bahsedeceğiz. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan kimseler diğer kitaplara müracaat edebilir. İlimlerin kısım ve adetlerine dair söylediklerimizden sonra yakinen bilmiş ol ki bu ilimlerin iyice anlaşılması için bir takım şartlar gerekir. Biz şimdi bu şartları ve ilim tahsilinin yollarını açıklayacağız. İlim tahsilinin yolları. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilimler iki yolla elde edilir. Bunlardan birincisi insani, diğeri Rabbani öğrenimdir. 1. İnsani öğrenim. Bunun belli bir yolu ve mesleği vardır. Bu da iki türlü olur. Birincisi, harici faktörlerle yani öğrenmeyle elde edilir.
Diğeri ise dahili faktörlerle yani tefekkürle meşgul olmakla tahsil edilir. Tefekkürle taallüm yani öğrenme eşdeğer olup, taallüm bir kişinin herhangi bir alimden istifade etmesidir. Tefekkür ise insan ruhunun külli ruhtan istifadesidir. Külli ruh, tesir ve talim bakımından bütün alim ve akıllılardan çok daha üstündür. İlimler toprağa gömülü tohum, okyanus dibindeki mücevher ve maddedeki cevher gibi ruhlarda kuvve halinde vardır. Taallüm, bu cevherin kuvveden fiile çıkması için çalışmaktır. Talim ise onun kuvveden fiile çıkmasıdır. Bunun içindir ki talebenin ruhu muallimin ruhuna benzer, belli bir oranda ona yaklaşır. Alim, faydalandırma bakımından bir çiftçi gibidir. Talebe, istifade etme açısından toprağa, ilimse kuvve halindeki tohuma ve her an büyüyen fidana benzer. Talebe, ilimde kemale erdiğinde meyveli bir ağaç ve okyanustan çıkarılmış bir mücevher gibi olur. Beden, kuvvelerin ruha galebe çalmasıyla öğrenim süresi uzar. Bu iş çok meşakkatli bir hal alır. Eğer akıl nuru heva ve heveslere galip gelirse, talebenin birazcık tefekkürü dahi onu birçok öğrenim zahmetinden kurtarır. Akıl nuruyla aydınlanmış ruh, atıl, hareketsiz, tembel ruhların bir yılda kavrayamayacağı hakikatleri bir saatlik tefekkürle elde edebilir. Demek ki bazı insanlar ilimleri taallümle, bazıları da tefekkürle öğreniyor. Fakat taallüm için de tefekkür şarttır. Çünkü insan cüz'i ve külli şeylerin hepsini bütün ilimleri taallümle elde etmeye kadir değildir. Bilakis taallümle elde ettiği bazı şeyleri tefekkürle çoğaltır. Malumdur ki nazari ilimlerin ve ameli sanatların pek çoğu hükemanın kesin zekası ve de üstün dehasıyla fazlaca talim olmaksızın ortaya konmuştur. İnsanlar kendisine öğretilen bilgiler ışığında harici bilgileri kavrayamamış olsaydı, insanoğlunun ilminin tamamlanması hayli uzar, kalplerdeki cehalet karanlığı devam ederdi. Zira insan cüz'i ve külli meselelerin hepsini taallümle öğrenemez. Bilakis bunların bazısını tahsil yoluyla, bir kısmını da görgüyle öğrenip, akıl yoluyla bunlardan çıkarımlar yapar. Nitekim alimler bu şekilde hareket etmiş ve ilmi disiplinler böyle temellendirilmiştir. Mesela bir mühendis, ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı mesleğiyle alakalı bilgilerin hepsini değil, sadece genel kaideleri öğrenir. Tali meseleleri kıyas ve tefekkürle halleder. Keza bir tabip, hastalıkların tedavi ve ilacını bütün teferruatıyla öğrenmeyip, hastanın mizacını göz önünde bulundurarak genel prensiplerin ışığında hastalığı tedavi eder. Yine aynı şekilde müneccim, nücum ilminin umumi kaidelerini öğrenip, bu minval üzere düşünerek yıldızlara dair muhtelif hükümler çıkarır. Fakih ve edipler de bu yolu takip eder. Hatta bu durum, çeşitli sanatlarda kullanılan aletlerin icadında da böyledir. Mesela bir kişi bilgi hamurunu tefekkürle yoğurarak çalgılı aletlerden biri olan udu yapmış, başka birileri bundan yola çıkarak muhtelif çalgı aletleri geliştirmiştir. Kısaca diyebiliriz ki bedeni ve nefsani sanatların başlangıcı taallümle, bunların mürekkep, bileşik bir hale gelmesi tefekkürle olmuştur. Fikir kalıpları ruha açıldığı zaman, insan arzuladığı şeyi bilgi ve sezgi yoluyla nasıl elde edebileceğini bilir. Binaenaleyh, insan gönlü açılır, basireti artar. Bu nedenle fazla uğraşmaksızın ve yorulmaksızın, ruhunda kuvve halinde bulunan şeyleri fiile çıkarır. 2. Rabbani Öğrenim. Rabbani öğrenim de iki kısımda incelenir. 1. Vahiy ile öğrenim. Ruh kemale erdiği zaman bazı hırs ve fani ameller gibi beşeri kirler yok olur.
Böylece ruh yüzünü asıl menşeine yani Allahu Teala'ya çevirir. Bütünüyle onun cömertliğine, inayetine ve nurunun feyzine güvenir. Allahu Teala bu vasıfları aiz ruha inayet ve rahmetinin en güzeliyle tam olarak yönelir. Ona ilahi bir nazarla baktığından dolayı onu kendisine adeta üzerine bütün ilimleri nakşettiği bir levha edinir. Böylece külli akıl, muallim, bu kutsi ruh da onun talebesi olmuş olur. Bu suretle kutsi ruh hiçbir taallüm ve tefekkür olmaksızın bütün ilimleri öğrenir. Allahu Teala'nın sana bilmediklerini öğretti. Nisa suresi 113 şeklindeki beyanı bu gerçeği doğrular mahiyettedir. O halde nebilerin ilmi diğer insanların ilmine nazaran daha üstündür. Çünkü onların ilmi hiçbir vesile ve vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allahu Teala'dan hasıl olmuştur. Hazreti Adem ile melekler arasındaki kıssa meseleye açıklık getirir mahiyettedir. Bilindiği üzere melekler ömürleri boyunca ilim öğrenmiş, birçok ilmi hakikatleri bulmuş, hatta mahlukatın en alimi, mevcudatın arifi olmuştur. Oysa ki Hazreti Adem hiçbir ilmi bilmiyordu. Çünkü o ana kadar herhangi bir muallimle karşılaşmamış, ilim tahsil etmemişti. Bu sebeple melekler büyüklük tasladı, gururlanıp kibirlendi. Biz seni hamdla tesbih ve takdis ediyoruz. Bakara suresi 30 dediler. Eşyanın hakikatini bildiklerini söylediler. Hazreti Adem ise kalbinden bütün mükevvenatı kovmuş bir vaziyette Halik'in kapısını çaldı, ondan yardım diledi. Allahu Teala Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti ve meleklere eşyayı göstererek, "Eğer siz sözünüzde sadıksanız şunların isimlerini bana söyleyin." Bakara suresi 31 dedi. Bunun üzerine meleklerin Adem'in yanındaki dereceleri azaldı. Melekler ilimlerinin yetersizliğini fark etti, gurur tekneleri kırıldı ve arz denizinde boğuldu. Rablerine, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir ilmimiz yoktur." dedi. Bakara suresi 32. Allah Hazreti Adem'e hitaben, "Ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere söyle." dedi. Adem aleyhisselam ilmin sırlarını ve işin hakikatini onlara anlattı. Bakara suresi 33. Böylece aklı selim olanlar indinde kaynağını vahiyden alan gaybi ilmin kesbedilen ilimden daha efdal, daha mükemmel olduğu anlaşıldı. Vahyi ilim nebilerin mirası, resullerin hakkıdır. Efendimiz Hazreti Muhammed'den sonra vahiy kapısı kapanmış olup bu sebeple ona Hatemül Enbiya denmiştir. O Arap ve Acem'in en fasihi, insanların en alimidir. Bu hususla ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. "Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi ne güzel eyledi. Ben sizin içinizde Allahu Teala'yı en iyi bilen ve ondan en çok korkanınızım. O insani talim ve talimle meşgul olmaksızın ilimleri Rabbani öğrenimle elde etmiş olduğundan onun ilmi en mükemmel, en kuvvetli ve en üstündü. Allahu Teala buna işaretle ona müthiş kuvvetlere sahip olanı öğretti. Necm suresi 5 buyurmuştur. 2. İlhamla öğrenim. İlham, külli ruhun saflığına, kabiliyetine, istidadına göre insan ruhunu uyarlamasıdır. O, vahyin kısmi bir yansımasıdır. Vahiy, gaybi hallerin ayan beyan tezahür etmesi olup, ilhamsa gaybi şeylere kapalı bir tarza işaret edilmesidir. Vahiyden hasıl olan ilme nebevi ilim, ilhamdan hasıl olan ilme de ledünni ilim denir. Ledün ilmi,
gayb lambasından ışıyan latif, saf ve cilalı bir kalbe düşen ziya gibidir ki Allahu Teala ile ruh arasında hiçbir vasıta olmaksızın elde edilir. Bütün ilimler külli ruh tarafından malumdur ve onda mevcuttur. Külli akıl, külli ruhtan daha üstün, daha mükemmel, daha kuvvetli olup, Bari Teala'ya daha yakın olduğu için külli ruhun, külli akla nispeti, Havva'nın Adem'e nispeti gibidir. Külli ruh da sair mahlukata nispeten daha aziz, daha latif ve daha üstündür. Bu sebeple külli aklın feyiz saçmasıyla vahiy, külli ruhun aydınlatmasıyla da ilham doğar. Öyleyse vahiy enbiyanın süsü, ilham evliyanın ziynetidir. Nasıl ki ruh akıldan, veli nebiden derece bakımından aşağıysa, ilham da vahiyden aşağı bir mevkinde yer alıyor. İlham, vahiy nispetiyle zayıf, rüyaya nispetiyle kuvvetlidir. Bütün bunların ışığında diyebiliriz ki, gerçek ilim, enbiya ve evliyanın ilmidir. Vahiy, Resullere mahsum olup Adem, Musa, İbrahim, Muhammed ve benzeri Resullere aleyhissalatu vesselam vahiy gönderilmiştir. Nübüvvet ve Risalet arasında fark vardır. Nübüvvet, kutsi ruhun malumat ve mahlukatın hakikatini bilebilmesidir. Risalet ise bu hakikatleri ehline yani faydalanmak isteyen ve buna kabiliyeti olan insanlara tebliğ etmektir. Bazen ruhlardan biri tevafuken bu hakikatleri elde edebilir. Fakat bir takım sebep ve özürler nedeniyle bunları tebliğ edemez. Ledünni ilim, Hazreti Hızır'da olduğu gibi nübüvvet ve velayet ehline mahsustur. Allahu Teala bunu haber vererek, ona tarafımızdan bir ilim öğrettik buyurmaktadır. Kehf Suresi 65. Emirül Müminin Hazreti Ali Ebu Talip radıyallahu an şöyle demiştir. Dilim ağzıma konulunca kalbimde 1000 tane ilim kapısı açıldı. Her bir kapının da 1000 tane kapısı vardı. Yine Hazreti Ali bir başka sözünde şöyle der. Benim için 1000 minder konsa veya ben onun üzerine otursam Tevrat ehline Tevratlarıyla, İncil ehline İncilleriyle, Kur'an ehline Kur'anlarıyla hükmederdim. İşte bu öyle bir mertebedir ki ona insani öğrenimle nail olmak mümkün değildir. Yalnızca kendisine ledün ilmi verilenler buna erişebilir. Yine Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Musa zamanından beri Tevrat'ın şerhinin 40 yük olduğu anlatıla gelir. Eğer Allahu Teala bana izin verseydi, sadece Fatiha'nın elifinin şerhi 40 yük olurdu demiştir. İlimlere bu derece vukufiyet ancak ilahi, semavi ve ledünni bir yolla olabilir. Allahu Teala bir kula hayır dilerse kendisiyle onun arasındaki perdeyi kaldırır. Bu şekilde bir takım kevni sırlar o kula aralanır ve bunların manaları o kişinin zihnine nakşedilir. O da bu hakikatleri Allah'ın dilediği kullara açıklar. Hikmetin hakikatine ledün ilmiyle ulaşılır. Bu mertebeye ermeyen insan hikmet sahibi olamaz. Çünkü hikmet Allah vergisi olup hakkında şöyle buyurulmuştur. Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çokça hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alır. Bakara Suresi 269. Ledün ilmine nail olanlar birçok ilmi tahsil etmekten, insani öğrenim zahmetlerinden kurtulur. Az öğrenip çok bilirler, az yorulup çok istirahat ederler. Ey kardeşim, bilmiş ol ki vahyin kesilmesiyle risalet kapısı kapanmıştır. Hakikat ortaya konduktan, din tamamlandıktan sonra İnsanların Resul gönderilmesine zaten ihtiyacı kalmamıştır. Bu konuda Allahu Teala, ''Bugün sizin dininizi tamamladım.'' Maide Suresi 3. Bu ayet-i kerime en son inen ahkam ayeti olup, Veda Haccı'nın arefesinde nazil olmuştur.
buyurmuşlardır. İnsanların ihtiyacı olan bütün ilimler açıklandıktan sonra Resul gönderilmesi hikmete aykırıdır. Külli ruhun nuru insanları aydınlatmaya devam etmekte olup ilham kapısı kapanmamıştır. Çünkü insanların daima yardıma ve uyarılmaya ihtiyacı vardır. İnsanlar her an vesveselere kapıldıkları ve şehvete düştükleri için davet ve risalete değil, uyarılmaya muhtaçtır. Bu sebeple Allahu Teala mucizevi nitelikte olan vahiy kapısını kapamış, hayatın idamesini kolaylaştırmak maksadıyla rahmetinin tecellisi olan ilham kapısını açık bırakmıştır. Böylece Allahu Teala lütfunu ve dilediği kimseleri hesapsız rızıklandırdığını anlamaları için kulları arasında dereceler takdir etmiştir. İlim tahsilinde ruhların mertebeleri. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilimler insan ruhundan gizli bir halde mevcut olup tüm insanlar ilimleri öğrenmeye kabiliyetlidir. Bazı ruhlar sonradan meydana gelen herhangi bir arıza ve sebepten dolayı bu kabiliyetini kaybedebilir. Bunu şu hadislerden anlıyoruz. İnsan şirk ve küfürden temiz bir halde tevhid dini üzere yaratıldı. Fakat şeytanlar onları aldatıp şirke düşürdü. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İnsan ruhu asli saflığını ve taharetini muhafaza etmesi halinde külli ruhun aydınlatmasına işrak istidatlı ondan aklın kavrayabileceği suretleri almaya kabiliyetlidir. Lakin bazı ruhlar bu dünyada kendisine arız olan muhtelif hastalıklar ve çeşitli sebeplerden ötürü hakikatleri idrak edemez bir hale gelir. Bazıları da asli sıhhatini korur, bozulmaz. Böylece kabiliyetini kaybetmez. Bunlar vahiy alma kabiliyeti olan, mucizeler gösteren, bu kevn ve fesat, içinde yaşadığımız oluş ve bozuluş dünyası aleminde tasarrufa muktedir olan nebilerin ruhlarıdır. Bu ruhlar asli sıhhati üzere kalabilmiş, arizi illet ve marazi unsurlarla mizaçları bozulmamıştır. Bu sebeple nebiler, insanları fıtratlarındaki temizliğe çağıran ruh doktorlarıdır. Hasta ruhlar bu sufli dünyada muhtelif mertebeler oluşturur. Bunlardan bir kısmı birazcık dahi olsa mevki makam hastalığına yakalanmış, hafızalarına nisyan, gaflet ve unutma bulutları çökmüş olmasına karşın devamlı öğrenmekle meşguldür. Bu şekilde asli sıhhatlerini talep ederler ki, bu gruba dahil olanlar az bir tedaviyle iyileşir, çok az bir tezekkürle nisyan bulutlarını dağıtır. Bazıları da ömürleri boyunca öğrenir. Günlerini ilim tahsili ve bir takım nazariyeleri tetkik etmekle geçirir. Fakat mizaçları bozuk olduğundan hakikatleri anlayamazlar. Çünkü mizaç bozulunca ilaç fayda vermez. Diğer bir grupta hatırlayıp unuturlar. Riyazet ile nefislerini yıpratırlar. Bu suretle birazcık nur, az bir aydınlanma elde edebilirler. Bu tür mertebeler nefislerin dünyaya meyletmesinden, fani meşguliyetler içinde boğulup gitmesinden meydana gelir. Ruhların hastalanması veya sıhhat bulması kuvvetlilik, zayıflılık derecesine göredir. İşte bu hastalıklar giderilirse ruhlar ledün ilminin mevcudiyetini kabul ve itiraf ederler. Fıtratlarının temiz ve saf olduğunun farkına varırlar. Ruhlar bu kesif bedene arkadaşlık etmekte ve hakikatlere perde olan bu zulmani alemde ikamet etmekte hastalanmış, gerçeği göremez olmuştur. Halbuki ruhlar ilim öğrenmekte olmayan bir ilmi, ilmi madun icat etmek, mevcut olmayan bir aklı, aklı mevkut meydana getirmek istemiyor, bilakis bedeni sözlere yöneltmek, bedenin ihtiyacını karşılamak ve onu düzene koymak gibi bir takım meşguliyetler sebebiyle kendisine arız olan hastalığı gidermek
yaratılışında mevcut olan asli ilme dönmek istemiyorlar. Nasıl ki çocuğunu seven şefkati bir baba, çocuğunun bakımı, terbiyesi gibi şeylerle uğraştığında diğer şeyleri unutursa, ruhta fazla sevgi ve şefkatinden dolayı bedene yönelmekte, onun onarımı, korunması, ihtiyacının teminiyle uğraşmakla zayıf, bitkin düşmesi sebebiyle dünya denizinde boğulmaktadır. İşte bu yüzden ruhlar, kaybettiğini bulmak, unuttuğunu hatırlamak için taallüme, yani çalışarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. Taallüm, ruhun kendi asli cevherine yönelmesi, saadete ulaşmak ve kemale ermek için kendisinde kuvve halinde mevcut olan şeyleri fiile çıkarmasındır. Ruhlar, asli cevherlerindeki hakikatlere tek başına ulaşamayacak kadar zayıf düşerlerse, alim, fazıl, müşfik ve muallime bağlanır. Yardım için ona sığınır ki arzuladıkları şeye nail olabilsinler. Tıpkı kendisini tedavi etmeyi bilmeyen, fakat sıhhatin arzu edilen, güzel bir şey olduğunun farkında olan bir hastanın müşfik bir tabibe başvurarak halini arz etmesi ve ona tedavisi için sığınmasın gibi. Biz baş ve göğsünden istisnai bir hastalığa yakalanmış olan bir alim tanıdık ki, hastalığının devam etmesi zaman zarfında ömrü boyunca öğrendiklerini unuttu, hafızasında olan her bir şey birbirine karıştı. Bu alim şifa bulup da sıhhatine kavuştuğunda unutkanlığı gitmiş, hastalık günlerinde unutmuş olduğu muallimatları tekrar hatırlayabilmişti. Bu olaydan anlıyoruz ki bilgiler yok olmaz, unutulurlar. Bilgilerin yok olmasıyla unutulması arasında fark vardır. Mav, nakış ve izlerin hafızadan tamamen silinmesi, nisyansa, gün ortasında güneş ışıklarının bulutlar tarafından perdelenmesi ve ortalığın güneş batmışçasına kararması gibi hafızadaki nakışların gizlenmesidir. Öyleyse ruhun taallümle meşgul olması, yaratılıştaki temizliğine ve fıtratına dönmesi için kendisine arız olan hastalığı def etmeye çalışmasından başka bir şey değildir. Ey kardeşim! Ruhun cevher ve hakikatini, taallüm sebep ve gayesini anladıktan sonra bilmiş ol ki, hasta ruh bir şey öğrenmeye, ömrünü ilim tahsili için harcamaya ihtiyaç duyar. Hastalığı hafif, derdi az, uğradığı bela önemsiz, nisyan bulutu ince, mizacı sağlam olan ruh, fazlaca taallüme ve bu uğurda uzun müddet yorulmaya ihtiyaç duymaksızın birazcık tefekkür ile aslına döner. Kendi hakikatine yönelir ve sırlarına vakıf olur. Böylece onda kuvve halinde olan şeyler fiile çıkar. Fıtratındaki hallerle bezenir. Bu surette kemale ermiş, kısa zamanda pek çok şey öğrenmiş ve bunları en güzel şekilde ifade eden bir alim olmuş olur. Bu ruh, külli ruha yönelerek aydınlanır. Cüz'i ruha yönelerek feyiz saçar. Aşk yoluyla aslına benzeyerek, haset ve kin damarlarını koparıp atar. Dünyanın fuzuli ve lüzumsuz süsüne yüz çevirir. İşte bu mertebeye eren nefis, hakikati bilmiş, kurtuluşa ermiştir ki, bütün insanlar için arzu edilen mertebe budur. Ledünni ilmin hakikati ve lüzumu. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki, İslam nurunun sirayetinden ibret olan ledünni ilim, ruhun arınmasından sonra meydana gelir. Nitekim, nefse ve onu düzeltip olgunlaştırana and olsun, Şems suresi 7 ayeti buna işaret etmektedir. Ruhun aslına dönüşü üç şeyle olur. A. Bütün ilimleri tahsil etmek, aşk ve şevk ile onlardan bolca nasiplenmiş olmakla. B. Gerçek bir riyazet ve sağlam bir murakabe ile. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Kim ilmiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Kim Allah'a 40 gün ihlaslı bir şekilde kulluk ederse Allah-u Teala hikmet pınarlarını onun kalbinden lisanına akıtır. C. Tefekkürle.
Çünkü ruh, ilim öğrendikten, riyazet ile meşgul olduktan sonra sistemli bir şekilde tefekkür ederse ona gayb kapısı açılır. Nasıl ki ticari usullere riayet ederek malının pazarlanmasını yapan bir tüccara kazanç kapısı açılır ve bu şartlara aykırı hareket eden tacir hüsrana uğrar, iflas ederse, aynı şekilde bir mütefekkir doğru yolda giderse kalbinin gayb aleminden bir pencere açılır. Böylece bu kişi ilhamla desteklenen kamil bir alim olmuş olur. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Bir saatlik tefekkür, 60 senelik nafile ibadetten hayırlıdır." buyurmuştur. Tefekkürün şartlarını başka bir risalemizde anlatacağız. Çünkü tefekkürün izahı, keyfiyeti, hakikati ve çok mühim olduğundan uzun açıklamalara ihtiyacı vardır. Bunun gerçekleşmesi de Allah'ın inayetiyle olur. Biz şu anda bu risaleyi bitiriyoruz. Buraya kadar olan açıklamalarımız erbabına yeter de artar bile. Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur. Allah müminlerin dostu ve muhakkak ki yardımcısıdır. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun al ve ashabının üzerine olsun. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak Allah-u Teala iledir. Her an güvencim O'nadır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.